oluyor burada? Hiçbir şey olmaz. Baskın var. Ay yine mi? Ay Erkan. Seni kovarım ulan. Kovarım, kovarım, kovarım. Çayet hareket. Bir rahat hazırlanamıyoruz. Ay, topukluları giyiyorsun, giyiyorsun. Ayağındakileri. Yalnız ona laf söylüyorum da. Bu nedir? Çeker misiniz? Çoraplarını ve terliklerini çeker misiniz? Yani burada Başak'tan sonra kuliste gördüğüm en rüküş insan sensin. Ya ne yapayım tatlım? Erkan'cığım, sen hastaydın. Git bir köşede uzan, yat, dinle. Yalnız... Niye çekiyorsun bizi be anam? Yalnız ne istiyor? Fatih Bey saçını beğendi ya. Bak seni öperim. Bak, bu saça yapıştı şimdi. Baktır bak. Öpüyorum. Geliyorum. Gel beni öp, gel. Evet. Ama rujumu sürmeden Erkan'ı öpüyorum. Siz göremiyorsunuz. Öptüm. Öptüm anam. Hep öpüyorum. Günü öperek başlıyorum onu. Beni çekme Erkan. Bak bak bak. Kalem koltukları sürüyorum. Bile sallıyor bak. Koltuğun ayağı kırık. İşte biz böyle Lorki'yiz. Lorki'ye koltuk kırık olur. Eski olur. Ama Michael'lara her şey sıfır geliyor. Hadi Michael kalk. Şuraya bak. 3 aydır bu koltuktayım ya. 3 ayda bak böyle oturuyorum, bu kırık. Anam ne yapayım? Ya hiç değerimizi bilmiyorlar, hiç. Ama o koltuk sağlamdı bence, sen kırdın. Aa! Kız bence. Anam ben niye kırayım, deli misiniz? Niye bak, kırılmış ayağı orada işte bak. Hayır öyleydi. Bak. Hayır. Aha. Hayır. Bak, bu neydi? Hayır, hayır. Buyurun. Bak iftira atma özüm. Günaha girme. Hayır bak kırmışsın. Kız kilom bile yok. Bak zayıfladım be anam. Zayıfladım. Ay iftira ya. Atıyorsun bana. Aa iftira atma. Ben Bülent Ersoy'un koltuğunu da istiyorum. Bak yapımcı, canım benim, yönetmenim. Ben Bülent Ersoy'un koltuğunu istiyorum. Niye? Olsun. Bülent Ersoy. Niye ona var da bize yok? Sen Bülent Ersoy musun? O koskoca bir Bülent Ersoy. Sana koltuğunu verir mi? Olsun. O sana gelince koltuklar geliyor şeyler. Michael'ın odası yenilendi. Yeni mobilya geldi. Bize niye bu kırık ya? Biz evet niye ya, böyle garibanız evet ya? Garibanız. Biz de en azından... Aha bak ne oldu? Sen sallandın. Valla. Ya tam Michael olamasak da böyle Michael Lorki arasında sen öylesin. Koltuk. Sen biraz Michael'lık var. Değil bak mi? Şu yüze bakın. Michael yüzü. Ay Mars'ı. Ama içinde Lorki var. Ama o eş durumundan Lorki'yim ya ben. Evet eş normalde ben Michael'dım. Ben tam Lorki. Bak ben normalde Michael'dım. Ama evlendikten sonra eş durumundan Lorki'lik evet, oldu. Evet biraz bende. Oldu. Kaynanan tam Lorki. Sen ondan biraz septi sana. Ama ben anadan doğma, yaşlanma hep Lorki. Hep Lorki. Hiç Michael'ın yanında bile geçmedim. O bence. Şey satarım diyorsun. Ama bir satarlar ama bir Michael'a olur. Sarıldım. Dedim belki bana Michael'lık. Şöyle yapıyorum Michael'lık geçsin ama geçmiyor ana. O derece Lorki. Hasta yani. Çayında da içtim o da geçmedi. Hastalığı bile geçmedi bana. Gripli çayını içtim. O bir Michael'ın gribi bile geçmiyor anam bize. Evet. Yanımızdan teyit geçiyor. Evet valla. Ne olacak bu halimiz? Vallahi ben bilmiyorum. Ben bilmem. Ondan sonra koltuklar niye kırıldı? Heh. Lorkesin ondan. Ondan. Bize her şey haram ya. Vallahi yağmurlu günde bunlar bize su vermez kız. Ben, yok vallahi. Be o kadar da değil. Ama nerede? Çeyrek verince oynuyoruz kız. Yağmurlu günde çeyrek. Su vermezler diyorsun. Bilezikleri çeyrekleri ha, aldın mı da maşallah oynuyorsun lorke lorke ha. Yani. Ama onlara çeyrek versen bir tekme vurur çeyreğe. Bu ne der ya? Atar. Gol gibi atar. Michael'lar. Michael'lar. Michael'lara çeyrek düşse ayağının üstüne. Bu ne be der atar. Taş taş. Ama taş. Biz hemen oynuyoruz. He valla seviniyoruz be. Kızım bu bile bir tane aldı oynadı. He ne yapalım ya. Ama almıyor da oynamıyor. Ama ne yapalım oynayamadım be. Da. Ay ne yapalım be. Valla bilmiyorum. Bir tane daha alırsam bugün kırık. Elinden oyna. Altınları aldığı zaman çift eteliğe başlıyor. Almadığı zaman da içindeki çocuk komaya giriyor. Komaya giriyor. Terör estiriyor, terör. Evet, altın olmayınca komaya giriyor içimdeki şey Deniz Ali. Vallahi siz bol bol verin bak Deniz Ali ölürse ben ölürüm. Ne yapayım? Niye bizim içimizde de belki bir tane çocuk var? Vardır. Niye hep senin çocuğun yaşasın diye sen alıyorsun evet, altınları? Evet, sen de koy bir isim kız içindeki çocuğa. Ay, koy ne bir koyayım, tane. Dur. Yönetmenin de içinde dedim karnı göbekli ya. He. Dedim de ki içimde bir çocuk var. O ikiz var. Göbeğinde ikiz var. Adı ne dedim? Mahmut dedi. Mahmut.
Onun çocuğun adı da Mahmut. Ha, benimkinin adı ne olsun? Seninkinin adı kız mı erkek mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben kız istiyorum. Yani. Kız mı istiyorsun? Gerçi kız olursa adı belli ama içimdeki çocuğun adı da öyle olsun. Olsun. Mavi olsun o zaman. Mavi. Evet. Bunun çocuğun adı da Mavi. Mavi. Süper isimmiş kız. Mavi. Erkek olur mu? Çünkü gökyüzü de sonsuzdur mavide. Deniz de sonsuzdur mavide. Kız kızım olursa mavi koy. Öyle yapacağım zaten. Ay çok güzel. Ay beni kız beğendim. Ay beğendim. Olursa ne koyacağım? Ay onu hiç düşünmedim. Ne düşünüyorsan o oluyor. Senin kızın olur. Kesinlikle kızın ay, olur. Ay inşallah. Ne bakalım. Düşün? Kız da çok tatlı olur. Sana da benzer kız. Ay, mavi gözlü de olursa mavi. Evet. Ay çok güzel. Evet bugün içimdeki çocuğum mavi. Şeyi söyleriz. Gülsün. Mavi mavi masmavi. Gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum. Şu gelen kimin yari? Mavi mavi masmavi. Gözleri boncuk mavi, bir gördüm aşık oldum, şu gelen kimin yari? Bravo! Bravo bize ya! Ayşe abla duyuyor musun? İçeride sesleri, gürültüleri. Aa bak size anlatayım ben. İçeride şimdi Özüm'le beraber Mavi Mavi diye şarkı söylüyorlar. Daha dün benim kaynanam Özüm'e güvenme demiyor muydu? Bu ne ben anlamadım yani. Milletin böyle gelinleriyle, canımla, cicimle. Herhalde ben kaynaşmayayım. Sürekli herkesle ben kaynaşayım. Kendi kaynaşıyor, istiyor. Benim kaynaşmamı istemiyor bence. Ben altından başka bir şey çıkaramadım yani. Şoktayım şu anda. Güvenme dememiş miydi Betül? Ne bu şimdi şarkılar, sözler? Beni de uyarmıştı. Ha. Beni de uyardı. Betül'ü sattı, seni de satar. Güvenme. Kendi de içeride ha 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 ki ki ki. Bu ne böyle? Özüme de maşallah yani. Ben Reyhan ablaya çok sinirliyim böyle gözlerini ayıra ayıra. Ben çok kızgınım Reyhan ablaya. Ne oldu? Kızgınlık bitti mi acaba? Demek ki ikisini bir idare etmek. Hayırdır ya. Kızlar? Ne oluyor burada? Sana hayırdır içeride kaynananla mavi mavi masmavi. Ne oldu? Kıskandın mı? Ne kıskanacağım ben sana? Niye canım? Ben herhalde şarkı söyledim. İkiniz de çok çelişkili tiplersiniz. Nasıl çelişkili tipler? Biri diyor ki güvenme. Biri diyor ki Reyhan abla ben sana çok kızgınım. Bak kızgınlığım ayrı bir şey. Kızgınlığım ayrı. Sen bence git Reyhan ablaya hesap sor. Bana güvenme dediği halde. Kendisi benimle şarkılar söylüyor. Sen de mübarek hemen atlıyorsun maşallah. Ne yapayım eğleniyoruz yani. İçimdeki çocuğa isim koydum. O yüzden de şarkı... Hayır asla öyle bir şey olmaz. Mümkün de değil yani. Hmm. Ne oldu sen de şimdi Başak'ın yerine geçmeye çalışıyorsun diye mi konuşmaya başladın? Yok biri sana güvenmiyor. Sen çok sinirlisin. Arkada canım cicim. Bak o ayrı biz bugüne bugüne özel böyle oldu. Şeyler çelişkilerin kadınları canım kesinlikle. Benim. Kesinlikle. Ay öyle mi? Kız bir şey diyeceğim. Helif Necaç ne yapıyor iyi mi? Yakın bak sen çok... Ben de erken doğuracağım. Sen çok konuşma canım benim. Nefesini konuşmaya harcama. Tamam mı? Yarın öbür gün doğumda o nefesler lazım olacak. Tamam mı canım? Her doğumda gerçekten seni düşünür ben. Erken doğururum. Ha, tamam bak ben sana söyleyeyim. Nefesini boşalt. Ondan... Beceremiyorum. Aşık su gerek uçmuş gitmiş bir yerlere. Görürsen görürsen. Oldu mu? Bence gayet iyi. Sen iyi dediysen olmuş. Teşekkür ederim. Bence de gayet iyi. Oldu da ben tamam bak. Bana görsene bir hafta sonra kendine gelirsen işte şimdi oryalli ya. Şaşırıyorum nasıl yapacağımı. Ne söyleyeceğim? Siz o kadar Cafi'yle kapıştınız, biz laf söyledik. Sonra biz kapışınca sen hemen araya girdin. Hayırdır? Çünkü bize kızdınız. Yeter, bıktık, usandık dediniz. Anacığım tamam sataşıyor. Akıllanmıyor ki. Tamam, Cansu da bana sataşıyor. Ben Cansu'ya geldi geleli bir şey söyledim mi? Buyur gel bekliyorum dedim. Geldi geleli yine sürekli saldırı halinde. Ay, konuşuyor, cevap veriyorum. O uzatıyor. Ama siz hani kızıp kızıp üstüne aman baktım bir başladınız. Ama bak o muhabbetin üstüne bunun bana sataşması saçma. Rize gezinden girdiniz tamam mı? Tekrar hop yine bağlandınız işte kankiydik bilmem ne olduk. Hep mutlaka sizin her kavganın sonu bir kere bu satma muhabbetine giriyor. Bu döndürüyor. Döndürüyor bir şey ya. Ya. Dün yaptın. Ne kadar dert oldu içine. Yeter unut bitti sen gitti. Sen kendi suçunu bastırma şimdi. Dün yaptığınız benim neydi? Yok. Dün yaptığınız tabii yok. Haberiniz yok. Bunun dün haberi yoktu. Yoktu. Vallahi haberim yoktu. Hayır haberi yoktu. Evet. Haberi yoktu. Çok güzel de yaptın yani. Geldin uyguladın. Ne yapayım ben de çok güzel bana bunları yaptığınızda ben boş mu durayım?
Ben de yaptım. Kötü bir şey. Şey tamam, o çiçek muhabbetini yaptı. Hayır, kötü bir şey değil. Aynen şimdi. O çiçeğin kaynana gelmesi de çok saçmaydı. Benim kaynanam çıkıp geliyor. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Hadi benim kaynanam geldi bana yaptığın için. Reyhan ama ne maalesef. Ay, güllere dayanamadı. Astrolist ya. O da beni korumaya. Bir de kırmızı giyinmiş ya, kendine gül buldu. Ay gül. Ay yalnız ben anlamadım. Bir Betül'le bir zıt gidiyordu. O şimdi Betül'le çok iyi olmaya başladı. O beni savunuyor çünkü şu an kaynana öyle kendi mi, evet, savunuyor. Şu an kaynana. Seni de savunuyor. Yukarıda gördük mavi. Hayır onlar bugün bu özüm yanaştı. Ama hayır o bir. Hayır bugün ben ona yanaşmadım. Çok şey Reyhan'ın buna çok üsteleniyordu ya böyle üstüne yüklediğini. Çok üstüne gelmiş. Hayır bak ben ona yanaşmadım. Kameralar da şahit. Hayır kameralar da şahit. Ben ona yanaşmadım ama onun bana yanaşma sebebi ne biliyor musunuz? Cansu geldi ya. O yüzden bana yanaştı. Niye? Ne alaka? Cansu sevmiyor çünkü. Sevmesin. Evet önceden derdi ki ay inşallah bir özüme gitmiştir. Dün ilk defa dedi ki inşallah biri Cansu almıştır. Benim için de dedi ki üzüldüm sana o puan geldi diye. Sen de yırttım diye sevindim. Yok ben niye sevineyim? Demek ki niye sevineyim? Hayır niye pay çıkarayım kendime ya? Betül sen var ya bak bu o kadar kurnaz ki. Ağzını kırıştırma. Kürek alıp. Kürek alıp geliyorlar sonra. Hele sen sus dinle. Suratımızı yoğurtlu sonağa sürdü, maskeyi yaptı. Ben de yaptırmak istemiyordum aslında. Panik hata var. Ya ne oldu bak cildim parladı be. Özgür Taylan, şu anda bak şuramda göz makyajının dışında hiç makyaj yok. Şuram ne kadar parladı ya. Bayağı bir etkisi oldu. Çok beğendim ben. Bunun kalanını eve götüreceğim, evde yapacağım. Vallahi bedava krem. Reyhan kendine yapmak istiyordu, siz de... Evet, siz de oyununa alet edin. Niye oyununa alet edelim ya? Makyaj yapmıştım. Ben hayatım boyunca ilk defa yaptım. Gençliğimde bal masyası yapıyordum. Yani... Sade bal yani. Reyhan Hanım evet ben, sen kendini çok seviyorsun ama ben hiç hoşlanmıyorum bu maskelerden yapmıyorum ama bize de yaptın işte. Hayır olsun kız fena mı oldu? Yani yüzümüz rengi de ne kadar güzeldi ya. Rengi güzeldi canım. Ay bir bahar geldi. Her şeyi seviyoruz. Ay yüzümüze bir bahar geldi, renk geldi, yemyeşil. Yemyeşil hortlak. Ay çok, ay ben çok, maske bile bana yakıştı. Ben ne yapayım anam? Maske yakışır mı insana? Ay. Ben makyaj, maskeyle uyuyayım bundan sonra. Kocam daha çok sever beni. Vallahi gençliğimde bal maskesi yapmıştım. Bundan 20-25 sene önce. Reyhan Hanım'ın oyununa geldim. Yoğurtlu, ıspanaklı bana maske yaptı. Yaptırmak da istemedim. Panik hatağım vardı. Mecbur kaldım yaptım. Teşekkür ederim canım benim. Öpüyorum seni. Çok teşekkür ediyorum. Bak panik hata vardı, yaptırmadı. Vallahi yaptırmak istemedim gerçekten. Aha ne oldu? Geçti gitti yani. Bir şeyleri sürdüler be. Benim kız kil maskesi yapıyor. Denizde 5 kilo kili çıkardı denizin dibinde kil. Sevmiyorsun bir maske yapmayı. Yok hiç yapmam. Hayatım boyunca yapmam. İşte Reyhan yaptı sana. Reyhan yaptı sonuçta. Fark etmez. Yani. Oyun hepimizi değil. Oyun değil de kırmadık onu yoksa değil şey değil yani. Ama kırmadığımız değil için yani yoksa oyun, hani bir oyun olarak düşünmüyorum ben. Oynama altını da aldık ana. Oh oh. Lorkeler altın alınca çok mutlu oluyor. Bilezikte takla atacağım anam. Oh sefam olsun. Oh. Anam ne güzel. Aldık. Haftaya süper başladık, süper gidiyoruz. İnşallah bilezikleri de alırız. İnşallah Betül de kalır. Paket olmaz. O zaman daha mutlu olurum biliyor musun? Canım benim Erkancığım yemek alıyor. Çok mutluyum. Acım da ölüyor. Reyhan teyze. O zaman çiftte mutluluk yaşarsın. Ne diyor Reyhan? Çok üzülüyorum. Reyhan teyze. Ama böyle kaybın oldu mu? Hayatta olamam. Reyhan teyze. Benim kaynanam her zaman dediğim gibi normalde 5 bulmayı bilirler ama bizimki biri buluyor her bence zaman. Az ama çok hayatta. Bir bulmaya devam edelim. Ne oldu? Eski çeyrek aldı. Birileri ne oldu? Bu durumu bir puanla kaçırdığı için üzüldü. Geçmiş olsun canım. Bu hafta moralim çok bozuk. Çok üzgünüm, modumu düşürdüler. 3 gündür gelinime bir veriyorum. Yani 3 haftadır aldım bilezikleri, 3 günde de 3 tane bir verdim. Yani olamaz böyle bir şey. Yani çok üzgünüm, çok moralim bozuk ama hepsini Reyhan Hanım yaptı. Tartıştı benimle geçen hafta, beni üzdü.
bütün enerjimi de aldı. Hep neden bir vermiyorsun dedi ve onun bütün kötü enerjisi bana geldi ve gelinin damaklarına bir bir vermeye başladı. O yüzden bilemiyorum ne yapacağım yani, çok üzgünüm. İnşallah ama yarın kalkıyorum. Tekrar yeni bir ben geliyorum ve başlıyorum. Tekrar beşleri gelime vereceğim ve yükselteceğim. O modum düşmedi ve düşmeyecek Reyhan Hanım. Tekrar geri dönüyorum sahalara.